geldiniz. Bugün çok tatlı bir insanın evine konuk oldum. Beraber girelim. Evet arkadaşlar, bugün Erkan Meriç'le pizza challenge yapacağız. Hazır mısın Erkan? Her zaman hazırım. O zaman başlayalım mı? Başlayalım. Ne yapacağımızı bilmiyorum tabii. Sen bana anlatacaksın, ben ona göre yapacağım. Ben buraya malzemelerin isimlerini yazdım. Gördüğüm evet. Malzemeler, jelibon falan var. Buradan içinden hangisi geliyorsa çek. Şu an çekeyim mi? Evet. Başka bir şey anlatmayacak mısın? Öyle mi? Hayır. Anlatmayacağım. Ortadakini aldım. Ben de alayım. Yalnız bu arada ben böyle bir şey çekerken falan hiçbir zaman talihim yok. Şanslı değilsin. Evet, yani belli. Pizzaya şeker. Evet. Dediğim gibi arkadaşlar. Ben de karabiberimi alıyorum. Şekerini pizzana koyabilirsin. Küp şeker mi koyacağız? Evet, koyacağız. Kaç tane koyayım? 5 tane koy. Ben mi yiyeceğim bunu? Evet. Evet. Çek. Jelibon. Arkadaşlar, şekerli bir pizza yiyeceğiz. Bugünkü menümüzde. Ben şu an iyi gidiyorum. Gördüğünüz gibi jelibon. Ben çok kısa değilim. Uzun olan benim değil mi? Ablasına çekmiş, ne olacak? Evet, jelibonlarımızı da koyduk. Çok şekil yapıyor Erkan. Ben bir severim. Zeytin. Ne bu? Marshmallow. Oba, şekerden gidiyoruz valla. Şeker şekerli gidiyor. Çok iğrenç görünüyor. Mantar. Ya ben çok iyiyim gerçekten. Meyveli yoğurt. Evet. Ne kadar şekerli şey varsa. Bilinçli yapmıyorum. İşaretlemedim yani. Neyse, ne yapalım, şekerli olsun yani. Pizzada hep şey mi yiyeceğiz böyle? Farklı bir şey olsun. Yeterli mi? Yeter. Dur, biraz daha koyayım. Yiyeceksin onu. Yiyeceğim tabii canım. Ketçap. Kuru kayısı. Talihim devam ediyor. Kesip kesip koyayım. Ben çektikten sonra sayısal botu falan oynamayı düşünüyorum. Sen oyna, evet. Ama bana hiçbir zaman öyle şeyler çıkmaz. Bak biliyorsun, parça parça koyuyorum. Erkan biraz fazla koyalım. Şöyle koyalım ya. Tam olmasın diye yaptım ya. Olsun olsun. Güzel olsun yani. Hı. Evet. Ne kaldı ya? Puding. Pul biber. Çok iyi. Şans. Evet. Erkan ne dedin ki kalınlığında? Yiyeceğim tabii, ne yapacağım? Erkan harika gidiyor. Şey oldu. Bak. Bak. Ne kaldı? Salamla ton balığı. Neyse, ikisi de güzel. Yani bu sefer tutturacağım sonuncuda. Ton balığı. Salam. Kitap.
Salam girmeseydi iyiydi ama en son bunun içine bu kadar tatlının evet. Üstüne. Benimki çok güzel oldu. Yenilebilir bence. Ben seninkini yiyeyim sen. Hayır. Ne kadar güzel oldu. Evet, biz bunu fırına atıyoruz. Sonra sohbetimize devam edeceğiz. Evet arkadaşlar, fırına atıyoruz. Ondan sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz. Görüşürüz. Bırakır mısın? Tabii, buyur. Şuralarda silmeyi süpürmeyi unutma. Peki. Mutfağımı batırmamışlar. Çok titizdir kendileri. Erkan Bey, hazır mısın? Evet, hazırım. Şimdi, biraz aileyle ilgili, hayatınla ilgili merak edilen sorular var. Benim de merak ettiğim sorular var. Ve ben sana böyle birkaç tane soru hazırladım. Şimdi soru cevap yapacağız. Dinliyorum. Okul hayatın nasıldı? Okul hayatım nasıldı? Başarılı bir öğrenci miydin? Çok da başarılı sayılmazdım. Kötü de değildi ama işte orta seviyede gittim yani. İlkokul, ortaokul, lise, üniversite o şekilde gitti. Peki küçükken ne olmak isterdin? Uzun yıllar kalecilik yaptım. Kaleci olmak istiyordum. Maalesef olamadım. Bazı olumsuz olaylardan dolayı diyelim. Sakatlanma. Vazgeçtim. Oldu. Evet, ufak bir sakatlanma gibi bir şey diyebilirim. Ama büyük bir pişmanlıktır içimde yani. Yani futbolcu olmak istedim. Evet. Oyuncu olmaya karar verdiğin an ne hissettin? Oyuncu, aslında şöyle söyleyeyim, ben modellikle başladım. Hani modellikten oyunculuğa geçerim diye düşündüm ama öyle ben oyuncu olacağım, ben oyuncu olacağım diye çıkmadım yola. İşte modellikle ilk adımı attım 2009 yılında. Ondan sonra 3 sene, 4 sene kadar modellik yaptım. Daha sonra oyunculuk eğitimleriyle beraber işte bazı dizilerde birkaç bölüm, ondan sonra bir sezon gibi devam etti. Şimdi de Adını Sen Koy dizisinde başrolü canlandırıyoruz. Çok güzel. Ben de izleyici olarak çok beğeniyorum. Ablanım da daha çok bizim. Ablam ön planda mı? Hepinizi çok beğeniyorum. Ben başlıyormuşum buradan sorulara. Kendini eleştirebiliyor musun? Yani eleştiririm. Evet. Hayatın olarak mı eleştirsin yoksa sadece mesela şu an oyunculuk yapıyorsun, oyunculuğunu eleştirir misin? Şu an dikkatimi dağıtıyorlar. Evet, kamera arkasında kimler var birazdan açıklıyoruz. Evet, sor bakayım. Kendini eleştiriyor musun? Ya eleştiririm tabii ki. Canlandırmaktan korktuğun bir rol var mı? Yok. Yani artık ama oyuncu oldum diyorsun. Yok, oyuncu oldum demiyorum. Asla da yok, oldum yani demeyeceğim ama. Ne gelirse onu kabul edeceksin artık. Şöyle, senaryonun geneline bağlı bir şeydir o. Hani daha çok hissedebilirsem gelen rolü, karakteri ona göre tercih yaparım ama hani ayrıştırmak gibi olmasın tabii. Yani her rol olabilir ama genel hikaye önemli tabii ki. Ha. Beni çekerse her rol olur. Peki özgüven hakkında yorumun ne olur? Özgüven. Kes. Hayır, şey için soruyu. Özgüven. Uzanma kafam. Özgüven hakkında yorumun ne oldu? Yani insanın aslında özgüveni olması gerekiyor kendine. Hani özgüvenle başlarsın aslında bir şeylere yola çıkarken de. Hani o özgüven aslında seni bir yerlere taşır. Ya da yılmamak.
hani onun peşinde gitmek tarzında diyebilirim. Yanlış bir şey mi söyledim? Bilmiyorum. Niye biliyorsun? Kamera arkasındakiler beni de çok rahatsız ediyorlar. Onları dışarı çıkaracağız. Evet, bu kimin gülüşü? Kamera arkası. Oyun. Hobilerin var mı? Yüzmeyi severim. Şu an kaldım hobilerim. Şu an bir şey yapamıyorum aslında ama hani yüzmeyi severim, basketbol severim, futbol oynamayı severim. Hı hı. Uzun zamandır yapamıyorum. Fitness severdim. Şu an yine yapamıyorum bu yüzden dolayı. Gerçekten hiç zamanları kalmıyor. Bir kez bir daha devam edelim buna. Mutlu olmanın sırrı ne sence? Mutlu olmanın sırrı. Mutlu olmak için ne yaparsın? Hep mutluyum. Yani ne bileyim, mutlu olmanın birçok sebebi olabilir. İlk önce kendimizden başlamamız gerekiyor. Yani pozitif olmak gerekiyor her şeye karşı. Ben mesela şu sıralar yalnızlıkta buluyorum aslında. Hani uzaklaşmak istiyorum bazı şeylerden. Hı-hı. Hani evde tek kalmak istiyorum. Ya da ne bileyim köpeğimle, kedimle vakit geçirmek istiyorum. Gibi gibi. Ama her şeyin kaynağı kendimizde başlar ve biter. Sen nasıl uyanırsan, nasıl yatarsan öyle devam eder aslında. Anladım. Pozitif kalkman gerekiyor, pozitif uyanmak gerekiyor. Peki, aşık olduğunda neden çok korkarsın? Kaybetmek. Aldatılmaktan korkar mısın? Ama aldatılmaktan sadece yani biriyle güven... aldatılmak değil, her türlü. Evet, aldatılmak zaten bana göre sadece o insanların aklına gelen şeyden kaynaklı aldatmak değildir. Aldatmanın birçok şeyi vardır yani. Sadece kaybetmekten korkarım ve güven. Aldatıldın mı hiç? Evet, aldatıldım. Bir erkek olarak ilişkilerde kadınlara vermek istediğin en büyük tavsiye nedir? Kadınlara vermek istediğim en büyük tavsiye. Ya karşılıklı hoşgörü olması gerekiyor. Yani konuşarak anlaşılması gerekiyor bazı şeylerin. Çünkü zaten konuşma eksikliği olduğu için tabii insanız, kıskançlıklardan kaynaklı olaylar çıkıyor. Birbirimizi dinlemiyoruz, konuşmuyoruz. Evet. En başta konuşmak, dinlemek gerekiyor ve az önce de söylediğim gibi güven. Anladım. Her şeyin temeli güvene dayanıyor aslında. Yani tartıştığında o sorunu çözmek gerekiyor diyorsun. Her konuda, sadece onun o konuda üstünü değil, kapatınca çünkü. Kapatınca değil aslında, hani konuşup aynı noktada buluşmak gerekiyor. Ama konuşarak çözülebileceğini düşünüyorum. Konuşarak çözülmeyecek hiçbir şey yoktur. Bence hangi kelimeleri sevmezsin? Hayatında sevmediğin kelimeler var mıdır? Sana söylenmesinden hoşlanmadığın kelimeler? Ortama göre değişir. Yani yeni girdiğim bir ortamda tanımadığım bir insan varsa çok fazla lakayt olmasını falan sevmem. İlk anlamda, ilk zamanda. Anladım. Bu hayatta asla yapmam dediğim bir şey var mı? Asla yapmam dediğim bir şey, şöyle söyleyeyim, çok 10 yılı geçti herhalde, bir örnek vereceğim. Küpe takmazdım. Hı hı. Ama ben zaman geçtikçe küpe taktım. Sonra geri çıkardım hevesimi aldıktan sonra. Bu da öyle bir şey aslında. Şu an yapmam dediğim şeyi belki 2 sene sonra yapabilirim. Aynen. Yaş bir büyüdükçe, gün bile etkiliyor insanı. Tabii ki yaş geçtikçe ya da bir şeyleri daha fazla görebildikçe düşünceler de değişiyor. Düşünceler değişince yapmam dediğim şeyleri yapabiliyorsun. Büyük konuşmamak lazım. Asla aynen, yapmam evet, dememesi gerekiyor bir insanın. Nasıl bir ailede büyüdün? Nerede büyüdün? Ben Adana'da doğdum. Mersin'de büyüdüm. Birbirimize çok bağlı bir aileyiz. Hı hı. Annem, babam, abim genel anlamda çok bağlıyız. Hemen hemen her gün hepsiyle konuşuruz. Köy ortamında büyüdüm. Hani Mersin'e yerleştik ama benim babam da Adana'nın bir köyünde, annem de Mersin'in bir köyünde. Ben de çok sık köyde bulunuyordum. O yüzden hani hem köy ortamında hem şehir ortamında büyüdüm ama çok bağlı bir aileyiz birbirimize. Güzel, Allah ayırmasın. Amin. Boyunla ilgili sorun yaşıyor musun? Boyunla ilgili sorun yaşıyorum, evet. 1.90? 1.94. 90. Ayakkabı bulamıyorum, kıyafet bulamıyorum, takım elbise bulamıyorum. Çok fazla takım elbiseyi tercih etmiyorum zaten ama takım elbisede yaşadığım sorun, en büyük bedenini bile alsam mesela kol boyum çok uzun olduğu için, hı hı, kolları olmuyor gibi gibi. Gerçekten çok uzun. Anca özel dikilmesi gerekiyor.
En sevmediğim... Kapılardan geçerken kafamı falan vuruyorum. Ya. En sevdiğim ve sevmediğim huyların neler? Kıskanç çok... mısın, inatçı mısın? Kıskanırım. Sevdiğimi kıskanırım, evet. Ama dozajında kıskanırım herhalde. Burcu bilmiyorum. Neydi? Benim burcum aslan. Neydi bir daha şey yap. Sevdiğin ve sevmediğin huyları. Ya bilmiyorum, düzenli olmayı çok seviyorum. Bazen diyorum çok mu düzenliyim acaba? Dakik misin? Dakikimdir, evet. Bekletmeyi, bekletilmekten hoşlanır mısın yoksa sinir mi olursun? Sinir olmam, yani bir esneklik payı vardır bir şeyde insanlara karşı. Şeye göre de değişir tabii, o kişiye göre. Hı. Mesela senle Yaprak'la buluşacak olsam gecikme yaşanabilir, hani isteyerekten olmaz. Aynen, haber verirsin ama mesela evet. Bazen öyle durumlar oluyor ki bekletiliyorsun. Hı. Ben mesela bana verilen sözü tutulmasını ve o anda orada olmasını isterim yani. Bu bekletilmeyi bir kişi 3 kere, 4 kere, 5 kere yaparsa evet, hı hı, sinir bozucu bir şey olabilir. Evet. Ama tahammülüm vardır aslında. Var, anladım. Herkesin rahatça eleştireceği bir iş yapıyorsunuz. Hı hı. Bu konuda kendini nasıl hissediyorsun? Mesela Instagram'da eleştirebilirler. Ben bunu geçen Instagram'da yine bana bir soru geldi. Hı hı. Tabii ki eleştirebilirler. İyiyi de yazabilirler, kötüyü de yazabilirler. Asla bunu niye yazmış demem. Çünkü onun fikridir ve oraya yazmıştır. Ama bence size çok güzel yorumlar geliyor. Ya genelde yorumlar zaten hep iyi, güzel geliyor. Yani ağırlık o yandan. Ama hani eleştiriler de olabiliyor. Görüyorum, eleştiriler de var. Memnun da oluyorum aslında, hı hı, hani sonuçta dışarıdan benim göremediğim şeyleri görüp bana söyleyebilirler. Yani bu düşünce özgürlüğüdür, isteyen istediği şeyi söyleyebilir. O zaman sosyal medyayı çok fazla kullanıyorsun. Hı hı. Geri dönüşler nasıl oluyor? Ya geri dönüşler çok iyi aslında. Kullanmamın sebebi de şöyle söyleyeyim, karşıdan gelen tepkiye göre aslında memnun olarak yaptığım şey. Yani zorunlu olarak bir şey yapmıyorum, hı hı, resim atmam gerektiği için atmıyorum. Onların yorumları, onların dediğin gibi eleştirilerini de görüyorum. Hı hı. İlgileri çok hoşumuza gittiği için, benim için öyle tabii. Buna bir karşılık olarak yani kendimi zorunlu hissetmiyorum bununla. O yüzden çok yoğun kullanıyorum aslında. Yani onlarla irtibat halinde olmak hoşuma gidiyor. Çok güzel. Peki takipçilerine buradan neler söylemek istersin? Ya onlara ne söyleyeyim? İyi ki varlar. İyi ki bu projeyle tanıştık kendileriyle. Biz bu kadar yoğun olacağını, ilginin yoğun olacağını düşünmemiştik başlarken. Sonuçta bir günlük dizi yaptık. Ama gerçekten o kadar sevdiler ve benimsediler ki hepsine çok 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 teşekkür ediyoruz ilgilerinden dolayı. Hepsine öpüyorum buradan, selamlar gönderiyorum. Arkadaşlar, benim de sorularım bu kadardı. Erkan'ı hazırladım. Şimdi bizim pizzamız olmak üzere. Pizzamıza bir bakalım. Sonra evet, sizinle vedalaşacağım. Şekerli pizzayı ben yiyeceğim arkadaşlar. Benimki çok güzel. Görüşürüz. Pizzalar gelsin. Şuna bas. Evet arkadaşlar. Erkan'ın gördüğünüz gibi muhteşem, evet, şekerli pizzası. Benim çok güzel ama suyu bana gelmiş. Sen şu suyun gelmediği taraftan. Evet. İyi yaptık, yiyeceğiz yani. Ne yapalım? Bir tarafından alsam kaçsam. Yalnız ben onu peçeteyle tutamam çünkü benimki şekerli, pudingli olduğu için arkadaşlar. 60. Ben şöyle yapayım. Hazır mısın sen? Neyle karşılaşacağız bakalım. Bence sen bana yedir, ben sana yedireyim. Hayır, bunu kabul etmiyorum. Başlıyor muyuz? Evet, hadi bakalım. Yedi. Şekerli. Waffle ha, gibi bir şey oldu senin. Ben şekeri severim, güzel dolmuş hatta. Bir şey diyeceğim. Tadı çok güzel olmuş ha, waffle gibi olmuş gerçekten. Tatmak ister misin? Biraz fazla şekerli olmuş ama. Ama o çok büyük Erkan. Vallahi değil, çok değil, büyük.
yaptık ve yiyeceğiz, yapacak bir şey yok arkadaşlar. Çok kötü. Evet, YouTube kanalının adını söyle bak. Gözde Durmaz. Evet arkadaşlar, Gözde Durmaz YouTube kanalını takipte kalın. Sık sık bu şekilde videolarla karşılaşacaksınız. Sizleri seviyoruz. Görüşmek üzere. Gözdeciğim. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Videomu beğenip ve yorum yaparsanız çok sevinirim. Hepinizi öpüyorum. Evet,